Bu sorumuzda Yusuf'un çevre uzunlukları toplamı 80 birim olan düzgün beşgen şeklinde birer tane mavi ve pembe kartonu şekilde verilmiştir. Bu kartonlardan pembe olanı mavi olanın üzerine ağırlık merkezleri çakışık ve kenarları birbirine paralel olacak biçimde şekil ikili gibi yerleştiriliyor. Her ikisinin paralel kenarları arasındaki uzaklık A birim olduğuna göre şekil 2'deki mavi boyalı alan kaç A birim karedir? Burada görmemiz gereken arkadaşlar bunların kenarları birbirine paralel ve merkezleri çakışık olduğuna göre bunların köşelerini birleştirdiğimizde 5 adet aynı alanda 5 adet aynı alanda yamuk oluşacaktır. 5 adet aynı alanda her bir kenar için bir tane oluşacağı için 5 kenar için 5 tane yamuk oluşacaktır. X, Y diyelim. Yamuğun alt taban ve üst tabanını Y diyelim. Bunlar arasındaki uzaklık da A birim olduğuna göre her bir yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklindedir. Bu alan x artı y çevreleri toplamı 80 birim olarak verilmiş zaten. Buradan 5x artı 5y eşittir 80. Dolayısıyla x artı y eşittir 16 olarak bulunur. X artı y yerine 16 yazarsak 16a bölü 2'den eşittir 8a'dır. Bu her bir yamuğumuzun alanı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane aynı yamuktan oluşacağı için şu şekilde 5 çarpı 8a'dan mavi bölgenin alanı 40a olarak bulunacaktır. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda ABCD paralel kenar AD 5 birim, BP 6 birim, DAP açısı PAB açısına, ABP açısı PBC açısına eşittir demiş. Açıortaylar gösterilmiş. Buna göre şekildeki alan ABCD kaç birim karedir diyor. P noktasında bir kere paralel kenarda açıortayların birleştirdiği noktada bir 90 derecelik açı oluşacaktır. P noktasından bu AD kenarına paralel bir doğru çekecek olursak, paralel bir doğru çekecek olursak 5 birim olarak ayrılacak. Yine burada Z kuralından dolayı bir ikizkenar üçgen oluşacaktır. Yani 5, 5 şeklinde oluşacaktır. Hipotenüsümüz 10 birim olduğuna göre dik kenarımızın biri 6 idi, diğeri de 8'dir. Buradan alan APB üçgeni 6 çarpı 8 bölü 2 o da eşittir 24 birim kare olarak bulunur. APB üçgeni paralel kenarın yarısı olacağı için alan ABCD'de 24 çarpı 2'den 48 birim kare olarak bulunur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu sorumuzda şekil 1'deki ABCD kare biçimdeki kağıdın ağırlık merkezi O noktasıdır demiş. Şekil 1'deki bu kağıt AK eşittir BL olacak şekilde KO ve LO boyunca kesilerek küçük parça atılıp şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'de kalan parçanın alanı 75 santimetre kare olduğuna göre atılan parçanın alanı kaç santimetre karedir demiş. Bir kere buradaki görmemiz gereken olay şu arkadaşlar. O noktasından A noktasına bir doğru çektiğimizde ve yine aynı O noktasından B noktasına bir doğru çektiğimizde buradaki kesilip atılan parça olarak düşünürsek OKA üçgeninin alanı ile OLB üçgeninin alanı eşittir. Buraya da B diyelim. A artı B, A artı B oldu bakın. Şimdi kalan parça 75 santimetre kare olduğuna göre demek ki bu da 3'te 1'i olacağı için A artı B dediğimiz o kesilip atılan parça 25 santimetre kare olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Bu sorumuzda ABCD dörtgen AC kesişim BD eşittir R noktası olarak veriliyor. ABR 10 santimetre kare, BCR 45 santimetre kare, CDR 63 santimetre kare. Buna göre şekildeki ARD üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Alanları yerine yazdığımızda ABR 10, BCR 45, CDR 63 ve ARD alanını soruyor bize. Dörtgende köşegenleri kesiştirdiğimizde karşılıklı alanlar çarpımı birbirine eşit olduğu için A çarpı 45 eşit 63 çarpı 10'dur. Sadeleştirme yapalım. 45'i 9'a bölersek 5 yapar. 63'ü 9'a bölersek 7 yapar. 5 ile de 10'u sadeleştirirsek 2 yapar. Dolayısıyla A dediğimiz yani ARD'nin alanı 14 santimetre kare bulunur. Cevabımız C seçeneği.
Bu sorumuzda ABCD dik yamuk, AB paralel DC, DA diktir, AB AC diktir, BD. AD eşittir 2DC ve DOC'nin alanı 3 santimetre kare olarak veriliyor. Buna göre şekildeki alan ABCD kaç santimetre karedir? Yamuğun köşegeni dik kesişmiş. Burada buna dikkat edeceğiz. DC'ye K dedik. AD 2K'dır. DOC'nin alanı da 3 birimmiş. Eğer biz buradaki kelebekteki benzerlik oranını bulabilirsek arkadaşlar yamuğumuzun alanını da bulmuş oluruz. Bunun için de D köşesinden AC doğrusuna paralel olacak şekilde bir doğru çekiyoruz. Bir doğru çektik ve bu doğrunun tabanla birleştirdiği noktayı alıyoruz. Bu paralel doğruyu çektiğimizde burada oluşacak bir dik üçgen vardır. Paralel olacağı için zaten bu buraya dik üçgendir. Buraya da H diyelim. DHB dik üçgeninde K birimse burası K birim. Dikten dik indiğimiz için H kare eşittir P çarpı K. Burası 4K kare. O zaman burası K olduğuna göre demek ki burası 4K'dır. Benzerlik oranı 1 bölü 4 olduğu için alanlar oranı 1 bölü 16'dır. Benzerlik oranı 1 bölü 4 ise karesi 1 bölü 16'dır. Buranın DOC'nin alanı 3 birim olduğuna göre AOB'nin alanı 16 katı 48 birim karedir. Yine aynı şekilde AOD'nin alanına A dersek OCB'nin alanı A olacağı için buradaki kelebek kanatları birbirine eşittir. A çarpı A eşittir 3 çarpı 48'den. A kare eşittir 144. A eşittir 12 olarak bulunur. Dolayısıyla alan ABCD arkadaşlar 12 artı 12 artı 48 artı 3. Buradan da 75 santimetre kare bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sorumuzda ABCD yamuk AB paralel DC, BDC açısı 30 derece, ADB açısı 75 derece. AB 10 birim olarak veriliyor, CD 4 birim olarak veriliyor. ABCD yamuğun alanı kaç birim karedir demiş. 75, 30, 105. O zaman 180'e tamamlaması için A açısında 75 derece olması gerekir. İkizkenar olduğu için AB 10 olduğundan DB de 10 birimdir. Yine burada bir paralellikten CDB açısı 30 derece ise DBA açısı da 30 derecedir. 30'u görecek şekilde AB kenarına bir dikme indirdiğimizde hipotenüsümüz 10 ise 30'umuzun karşısı 5'tir. Bu bizim yüksekliğimiz. Yamuğumuzun alanına gelince alan ABCD eşittir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan 14 çarpı 5 70 bölü 2'den alanımızı 35 birim kare olarak buluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Bu sorumuzda ABCD eşkenar dörtgen AE ve C doğrusal EB diktir. AB AE 10 birim EC 2 birim. Buna göre şekildeki alan ABCD kaç birim karedir diye soruyor. BD köşegenini çiziyoruz arkadaşlar. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalayacağı için ve birbirine dik olacağı için EB köşegenini çektiğimizde 12 birim olan AC köşegeni 6 6 olarak paylaşacak. Demek ki 4 birim 6 birim olarak paylaşır. Buraya da A diyelim. Dikten dik indiği için A kare eşittir 6 çarpı 4'ten. A kare eşittir 24. A eşittir karekök 24. Bunu da 4 çarpı 6 diye yazarsak 2 kök 6 bulunur. A eşittir 2 kök 6 ise diğer parçamız da 2 kök 6'dır. Eş iki parçaya ayrılacak köşegen. Dolayısıyla alan ABCD arkadaşlar köşegenler çarpımının yarısıdır. Yani AC çarpı BD bölü 2'ye eşit olacaktır. AC uzunluğumuz 12 birim. BD uzunluğumuz 4 kök 6 birim bölü 2. 4 çarpı 12 48. 2'ye de bölersek alanımızı 24 kök 6 birim kare olarak buluruz. Cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda ABCD bir dikdörtgen. AE kesişim BF eşittir K noktası olarak veriliyor. BE eşittir 2EC. AFK 15 santimetre kare. BEK 6 santimetre kare olarak veriliyor. Buna göre şekildeki alan ABCD kaç santimetre karedir? Verilenleri şekil üzerine yazacak olursak BEK'nin alanı 6,
AFK'nın alanı 15'miş. Bir de oran verilmiş. EC'ye K dedik. BE 2K'dır. Biz AKB üçgeninin alanına A dersek, AKB üçgeninin alanına A dersek, burada şöyle bir durum var. Bir kere AC köşegenini birleştirdiğimizde, AC köşegenini birleştirdiğimizde 2K'ya A artı geliyorsa, A artı 6 geliyorsa K'ya A artı 6 bölü 2 gelecektir. Bu iki alanın toplamı, yani A artı 6, A artı 6 bölü 2, dikdörtgenin yarısı olacağı için 15 artı A'ya eşittir. 15 artı A'ya eşittir. Buradan A'lar sadeleşir. 6'yı karşıya attık. A artı 6 bölü 2 eşittir 9. A artı 6 eşittir 18. Buradan A eşittir 12 olarak bulunmuş olur. A 12 birimse arkadaşlar, dikdörtgenimizin yarısı 27 birim karedir. Buradan alan ABC'de 27 çarpı 2'den 54 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu sorumuzda ABC'de dikdörtgen DH diktir. AC AH 2 birim, DH 5 birim olarak veriliyor. Buna göre şekildeki ABH üçgenin alanı kaç birim karedir? Dikdörtgenin bir köşegenle diğer iki köşeden çekilen dikmeler birbirine eşit olacağı için B köşesinden AC'ye bir dikme indirirsek buradaki indirdiğimiz dikme uzunluğu da yine 5 birim olacaktır. Dolayısıyla AHB üçgenimizin alanı tabanımız 2, yüksekliğimiz 5 olduğu için alan ABH eşittir 2 çarpı 5 bölü 2'den arkadaşlar 5 birim kare olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu sorumuzda ABCD yamuk AB paralel DC AB 9 birim BC 4 birim CD 4 birim DA 3 birim olarak veriliyor. Buna göre şekildeki ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir demiş. 4 4 var burada. 3 var. 3 4 bize 1 3 4 5 üçgenini çağrıştırabilir. C noktasından AB kenarına DA'ya paralel olacak şekilde bir doğru parçası indiriyoruz arkadaşlar. Burada karşılıklı birbirine eşit olacağı için 3 birim, 3 birim. DC 4 ise buraya da K diyelim. AK da 4 birimdir ve KB'ye 5 birim kalır. 3, 4, 5 dik üçgen arkadaşlar. Bize ne lazım? Yamuğun yüksekliği lazım. Yamuğun yüksekliği için de buradaki dik üçgenin yüksekliğini kullanacağız. H dedik. Buradaki dik üçgende 3 çarpı 4 eşittir 5 çarpı H'tan H eşittir 12 bölü 5 olarak bulunur. Yamuğumuzun alanına gelince alan ABCD arkadaşlar alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz 12 bölü 5 bölü 2 olarak bulunacaktır. Buradan 9 artı 4 13 çarpı 12 bölü 5 çarpı 1 bölü 2. 2 ile de 12'yi sadeleştirirsem 6 olur. 13 çarpı 6 78 bölü 5 olarak bulunur yamuğumuzun alanı. Cevabımız A seçeneğidir. Altyazı M.K.